Merhaba kitapseverler. Bugün size Ekim ayının son kısmında okumuş olduğum bazı kitaplardan bahsedeceğim. Umarım sizin de hoşunuza giden kitaplar olur diye düşünüyorum. O zaman hadi başlayalım. İlk olarak sizinle paylaşmak istediğim kitap Stephen Zweig'in Alacakaranlık'ta Bir Öyküsü. Aynı Tanıcık'tan çıkan klasik serisindeki bir kitap. Bize çevirisini yapan ise Ahmet Arpat. Bu kitap genel itibariyle hani diğer yayın evlerinden de muhakkak görmüşsünüzdür. Ki genelde ben de paylaşıyorum İş Bankası yayınlarından çıkan Stephen Zweig kitaplarını. Ancak bu sefer fuardan almıştım bu kitabı. Aynı Tanıcık'tan çıkan baskısını aldım. Alacakaranlık'ta Bir Öykü ve ayrıca bu kitabın içerisinde Yakıcı Sır kitapları da bulunmakta Stephen Zweig'in. Özellikle Zweig severlerin beğenerek okuyacağını düşündüğüm için sizinle de paylaşmak istedim. Çok da güzel kaliteli bir baskısı olduğunu düşünüyorum. Umarım siz de beğenirsiniz. Okuduğum bir diğer kitap ise Giremediğim Sokaklarda. Gürü Sürür'ün yazmış olduğu bir öykü kitabı bu. İkinci baskısı bendeki ve Doğan Kitap'tan çıkan bir kitap bu. Sahaf'tan temin ettiğim bir kitap bu. İçerisinde yaklaşık olarak 12 tane öykü bulunmakta. Oldukça da temiz bir halde gördüğünüz üzere. Özellikle Gürü Sürür'ün kalemini ben çok beğeniyorum ve mümkün olduğunca da kitaplarını toparlamaya çalışıyorum. Diğer kitaplarını da severek okumuştum. Büyük ihtimalle sizin de beğeneceğinizi düşünüyorum. Bu nedenle sizinle de paylaşmak istedim. Giremediğim Sokaklarda Gürü Sürür'ün Doğan Kitap'tan çıkan okuduğum bir diğer kitabıydı. Şöyle koyayım. Okuduğum ve beğendiğim bir diğer kitap ise Orhan Veli'nin Yalnız Seni Arıyorum. Nihat Hanım'a Mektuplar. Bendeki ikinci baskısı ve Yapı Kredi'nden çıkan bir kitap bu. Kitap tamamen mektuplardan oluşuyor. 1947 ve 49 yılları arasında geçen yaklaşık 60 küsur mektuptan oluşmakta. Tamamen Orhan Veli'nin yazmış olduğu mektuplar bunlar. Nihat Hanım'a yazdığı. O Nihat Hanım Orhan Veli'nin en büyük aşkı diye hani adlandırabiliriz. Özellikle de hem Orhan Veli'nin varisleri hem de Nihat Hanım'ın varislerinin izinleriyle onay verilerek oluşturulan bir kitap bu. O nedenle de çok kıymetli bir kitap. En sonunda sadece Nihat Hanım'ın Orhan Veli'ye yazdığı ve gönderemediği bir mektup yer almakta. Onun dışındaki tüm mektuplar Orhan Veli'nin kendisine yani Nihat Hanım'a yazmış olduğu mektuplar ve sanırım yanlış hatırlamıyorsam iki tane de telgraf var içerisinde. Ve çok beğendim. Özellikle Orhan Veli'nin genel olarak şiir kitaplarıyla biliniyor. Onun dışında bir de Hoşkor Köftecisi var. Yine Yapı Kredi Yayıncılık'tan çıkan. Ancak bu bir mektup kitabı olması açısından ve Orhan Veli'nin yazmış olması açısından benim için çok kıymetli. Ve çok güzel bir kitaptı. Umarım siz de beğenirsiniz diye düşünüyorum. Yalnız Seni Arıyorum. Nihat Hanım'a Mektuplar. Yapı Kredi Yayıncılık'tan çıkan okuduğum ve beğendiğim bir diğer kitaptı. Okuduğum bir diğer kitap ise Tomris Uyar'dan İpek ve Bakır Tüm Yapıtları Öykü Kitabı olarak geçiyor. Bendeki 6. baskısı. Yine Yapı Kredi Yayıncılık'tan okuduğum bir kitap bu. Bu kitabın özelliği ise 1965 ve 70 yılları arasında Tomris Uyar'ın yazmış olduğu öykülerden meydana geliyor. Ve bu ilk öykü kitabı aslında Tomris Uyar'ın. Bu nedenle de çok özel bir kitap olduğunu düşünüyorum. Çünkü Tomris Uyar'ın ilk yazmış olduğu öyküler nasıldı, kalemi nasıldı, ona dair pek çok bilgi ve aktarım söz konusu. İpek ve Bakır ise nereden geliyor derseniz eğer, İpek'in kırılganlığı ve Bakır'ın dayanıklılığına atıfta bulunmuş Tomris Uyar ki öykülerin içerisindeki öykülerde de aynı şekilde bunlara hani bu ana konulara değinerek o öyküler oluşturulmuş. Bu nedenle de oldukça zengin bir kitaptı. Tomris Uyar'dan İpek ve Bakır Yapı Kredi'den çıkan ve benim beğendiğim bir diğer kitaptı. Yine Yapı Kredi Yayıncılığa devam ediyorum. Okuduğum ve beğendiğim, daha doğrusu değişik gelen bir kitap bu. Viktor Shklovsky'nin Hayvanat Bahçesi. Bize çeviren Olcay Kunal. Oldukça ilginç. Bir defa şöyle bir durum var. Mesela alt başlığı aşkla hiç ilgisi olmayan mektuplar ya da üçüncü hoz. Aslında kitabın ismi üçüncü hoz. Bu arada aşkla hiç ilgisi olmadığını söylüyor ancak mektuplar bir şekilde yine aşka bağlanıyor. Diğer yandan içerisinde herhalde okuduğum kitaplar içerisinde yani söylemek istediğim yani dört tane ön sözü var kitabın. Normalde bir ön söz olur, iki ön söz olur ama dört tane ön söz çok fazla diye düşünüyorum. Ayrıca kitabın girişi de arka tarafta. Oldukça ilginç bir kitaptı, değişik bir kitaptı. Kapağını ben çok beğendim. Şöyle göstermek istiyorum. Hayvanat Bahçesi bu anlamda Viktor Shklovsky'nin ilginç kitaplarından biridir diye düşünüyorum. Yazarla ilk tanışma kitabım bu arada. Bundan sonra çıkan kitaplarını da mümkün olduğunca takip etmeye çalışacağım. Umarım sizin de hoşunuza gider diye düşünüyorum. Pek çok dilde çevirisi yapılmış bu arada.
Buna hani daha doğrusu gezdiği ülkelere bağlı olarak çevirisi ve yayınları söz konusu. İlginç bir kitaptı. Bu anlamda sizinle de paylaşmak istedim. Viktor Shklovsky'nin Hayvanat Bahçesi, Yapıkır Diyancık'tan çıkan okuduğum bir diğer kitaptı. En son size okuduğum kitaplardan, bahsedeceğim kitaplardan biri ise Ozbert İntikam Peşinde. Christopher William Hill tarafından yazılmış ve Epsilon Yayıncılık'tan çıkan bir kitap bu. Şöyle göstermek istiyorum. Ciltli bir kitap ve Kitap Yurdu'ndan oldukça da uygun bir fiyata aldım. Özellikle şöyle de baskısını da göstermek istiyorum. Çok oldukça kaliteli bir baskısı var. Epsilon Yayınları bu anlamda emek harcamış ve güzel bir kitap. Biraz Harry Potter tarzında, onun gibi çok zeki bir çocuk okula kabul ediliyor. Hani bin bir zahmetle kabul ediliyor. Ancak şöyle bir sıkıntı var. Çok zeki olması, kitabın içerisinde hani birazcık hikayeden bahsettiğimde yani çok zeki ama şöyle bir sıkıntı var. Okuldaki yönetim ve hocalar Ozbert'in zekasını çekemiyorlar ve azıcık da kuyusunu kazaraktan katakulliye getiriyorlar ve dışlıyorlar çocuğu ve okuldan atıyorlar. Hadi bu yetmiyor, bu sefer aileyi de dışlıyorlar ve sonunda da tabii Ozbert intikam peşine düşüyor. Bununla ilgili bir kitap bu. Ne kadar masum, çok şey yapamayacağım, söyleyemeyeceğim ama çünkü içerisinde cinayetler de var. Hani öncelikle bir annelerin veya babaların, ebeveynlerin okuduktan sonra çocuklara önermesi sanki daha iyi olur gibi geliyor. Hani o kadar da çok bir çocuk kitabı gibi değil. Bu nedenle de daha çok hani yani genç yetişkin tarzı diyebileceğim tarzı bir kitap, çocuk kitabı olduğunu pek düşünmüyorum ama yine de tabii okunduktan sonra önerilebilir diye düşünüyorum. Christopher William Hill'in Epsilon Yayıncık'tan çıkan ve benim de beğenerek okuduğum bir kitaptı. Ozbert İntikam Peşinde. Bugün size sizinle paylaşmak istediğim kitaplar bu şekildeydi. Böylelikle Ekim ayını da tamamlamış oluyoruz. Bundan sonraki videom büyük ihtimalle Kasım ayında okuduklarımla ilgili olacak. Beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Ve kanalıma abone olmayı da unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.